Sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıfın 4. ünitesi olan On the Phone yani telefonda adlı üniteyle ilgili 20 adet soru çözeceğiz. Eğer isterseniz her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. LGS sınavına hazırlanırken eksiklerinize gidermek istiyorsanız, daha fazla soru çözerek bildiklerinizi kalıcı hale getirmek istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Orada her ünite bazında testler, alıştırmalar, quizler, denemeler bulacaksınız. Ayrıca öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla da kalıcı hale getirebileceksiniz. Hazırsanız dersimize birinci soruyu çözmekle başlıyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Sekreter ve Judy konuşuyor. Sekreter, merhaba. Jones konuşuyor. Judy ise, merhaba. Ben Mr. Taylor'la konuşabilir miyim lütfen diyor. Sekreter bir şey söyledikten sonra Judy, Judy Roberts diye ismini söylüyor. Demek ki sekreter ona kimin aradığını soruyor. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Could I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? İkinci soru geliyor. Doğru cevap B şıkkı. Paul ve Sharon konuşuyor. Paul, merhaba, Paul konuşuyor. Sharon ise, merhaba Paul, ben Sharon. Petiyle konuşabilir miyim? Paul bir şey söyledikten sonra ben ona veriyorum diyor. Buraya gelecek olan uygun ifade 5 şıkkındaki Don't hang up the phone. Telefonu kapatma, ona veriyorum ifadesidir. Üçüncü soru geliyor. Doğru cevap D şıkkı. Önce soru okuyalım. Which of the following picture shows the most appropriate way of communication according to the manager? Müdüre göre en uygun iletişim şekli hangisidir? Yukarıdaki paragrafı okuyalım. Our manager says that we must keep in the touch with other companies via email. Biz diğer şirketlerle e-mail yoluyla anlaşmalıyız. Because it is the safest way for our company's security. Çünkü bizim şirketimizin güvenliği için en iyi yoldur. Müdürün tercih ettiği iletişim yolu e-maildir. Bu yüzden doğru cevap D şıkkındaki e-mail işaretidir. Dördüncü soruya geçiyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Robert ve Su konuşuyor. Merhaba, ben Robert. Su, merhaba Robert. Ben Su. Bu akşam için herhangi bir planın var mı? Robert ise üzgünüm Su. Ben şimdi ofisteyim. İşten sonra konuşabilir miyiz? Su ise tamam problem yok dedikten sonra bir şey söylüyor. Söylediği şey ise C şıkkındaki I will call you back later again. Seni daha sonra tekrardan arayacağım. Beşinci soru geliyor. Doğru cevap A şıkkı. Önce soruyu okuyalım. Which question does Alice not ask Cameron? Hangi soruyu Alice Cameron'a sormamıştır? Alice ve Cameron konuşuyor. Alice, merhaba Cameron, ben Alice dedikten sonra bir şey söylüyor. Daha sonra beni duyabiliyor musun? Cameron ise, merhaba, nasılsın Alice? Yapacak hiçbir şeyim yok, neden? Alice ise, benim maç için iki tane biletim var dedikten sonra bir şey söylüyor. Cameron, şaka mı yapıyorsun? Kulağa harika geliyor. Alice ise, Maç 7'de başlayacak dedikten sonra bir şey söylüyor. Cameron bu harika olur teşekkür ederim diyor ve Alice son olarak pekala bu akşam görüşürüz diyor. Boşta uymayan gelmeyecek olan şık A şıkkındaki can you please repeat that ifadesidir. Tekrar edebilir misin lütfen diyor ama yukarıda tekrar edilen hiçbir durum yoktur. Birinci boşta gelecek olan B şıkkıdır. Bu akşam herhangi bir planın var mı Cameron ise yapacak hiçbir şeyim yok diyor. İkinci boşta gelecek olan şık ise C şıkkı would you like to join me? Bana katılmak ister misin diyor. Üçüncü boşluğa gelecek olan şık ise Üçüncü boşluğa gelecek olan ifade ise D şıkkındaki ifadedir. Seni almamı ister misin? Altıncı soruya geçiyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Which of the following does not complete the dialogue? Aşağıda verilen şıklardan hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz? Sally ve Adam konuşuyor. Sally, merhaba. Kim ile konuşabilir miyim? Adam ise kim arıyor diye soruyor. Sally, ben Sally. Onun proje partneri. Adam ise korkarım ki dedikten sonra bir şey söylüyor. Mesaj bırakmak ister misiniz? Sally ise hayır teşekkür ederim. Ben onu daha sonra arayacağım diyor. Boşluğa gelmeyecek olan ifade ise C şıkkındaki Will put it Seni bağlıyorum ifadesidir. Ama şu an orada olmadığı için onu bağlaması mümkün değildir. O yüzden uymayan ifade C şıkkındaki ifadedir. Yedinci soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. Which of the following option completes the dialogue best? Verilenlerden hangisi diyalogdaki boşluğu en iyi şekilde doldurur? Stephanie ve Georgie'ye konuşuyor. Stephanie, merhaba Mike. Ben Lina'yı dün aradım ama onun telefonu şöyleydi. Georgia ise, evet onun telefonu serviste, sen onunla iletişime geçemezsin diyor. C şıkkındaki out of order kullanım dışı demektir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru geliyor. Doğru cevap A şıkkı. Jack ve Tom konuşuyor. Jack, what's your favorite smartphone application? Senin en sevdiğin akıllı telefon uygulaması nedir? Tom ise cevap veriyor. Yandex Maps. Yandex'teki harita uygulaması. Bu yüzden buraya gelecek olan doğru şık, it helps me find my way. O, yolumu bulmama yardımcı oluyor. Way, yol demektir. Bu yüzden doğru cevap, A şıkkıdır. Dokuzuncu soru, Doğru cevap C şıkkı. Önce soru okuyoruz. Choose the correct option to complete the dialogue. Diyaloğu tamamlamak için uygun ifadeyi bulunuz. Mary ve Tommy konuşuyor. Mary, how do you communicate with your friends? Sen arkadaşlarınla nasıl iletişime geçiyorsun diye soruyor. Tommy ise ben şunu tercih ediyorum. Çünkü konuşurken onların yüzünü görmek isterim. Konuşurken onların yüzünü görmek istediği için doğru cevap video chat'tir. 10. soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. Find the person that is calling to make a flight reservation. Uçuş rezervasyonu yapacak olan kişiyi bulunuz. Yan taraftaki kişilerin konuşmalarına baktığımızda Oliver uçuşunun tarihini değiştirmek istiyor. Charlotte Paris'ten Londra'ya yaptığı uçuşunu iptal etmek istiyor. Eleanor ise online bilet almış ve bunu onaylamak istiyor. Lane ise 15 Ocak'ta Ankara'dan İstanbul'a bir bilet rezervasyonu yapmak istiyor. Bu yüzden doğru cevap C şıkkındaki Lane'dir. 11. soru geliyor. Doğru cevap 5 şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. Put the sentences in the correct order to make meaningful dialogue. Anlamlı bir diyalog yapmak için cümleleri sıralayınız. Doğru sıralama şöyledir. Dördüncü cümleyle başlarız. Hello, Helen speaking. Merhaba, ben Helen. Daha sonra ikinci cümle gelir. Merhaba, ben John ile konuşabilir miyim lütfen? Ardından üçüncü cümle. Sizi duyamadım. Tekrar edebilir misiniz lütfen? Ve son olarak birinci cümle gelir. Ben John ile konuşabilir miyim lütfen? Doğru cevap B şıkkıdır. On ikinci soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Önce soru kökünü okuyalım. Which one is the true according to the result? Verilen sonuçlara göre hangisi doğrudur? 100 tane gencin iletişim tercihleriyle ilgili bir anket yapılıyor ve sonuç aşağıda verilmiştir. Video chat, yüz yüze görüşme, mesaj yazma ve telefon araması verilen grafikteki tercihlerdir. A şıkkına baktığımızda gençler genellikle video chat yapmayı tercih eder diyor ama video chat düşük oranlardan bir tanesidir bu yüzden bu doğru değildir. B şıkkına baktığımızda video chat mesaj yazma kadar popülerdir diyor ama oranlara baktığımızda mesaj yazmanın oranı daha yüksektir. D şıkkında ise gençler genellikle iletişimde kalabilmek için mesaj yazarlar diyor. Genellikle mesaj yazmazlar, telefon araması yaparlar. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. En popüler olanı telefon aramasıdır. 13. soru geliyor. Doğru cevap A şıkkıdır. Önce soru kökünü okuyalım. In this conversation there is no information about bu konuşmada hangisi hakkında bilgi yoktur? Çağrı merkezi ve müşteri konuşuyor. Çağrı merkezindeki kişi Gülay Hava Yolları size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Müşteri ise ben rezervasyon yapmak istiyorum Trabzon'dan Ankara'ya. Müşteri temsilcileri What is the date diye soruyor yani tarihi soruyor. Müşteri ise Nisan 3'ü diye tarihi belirtiyor. Daha sonra çağrı merkezindeki kişi yine tek yönlü bilet mi yoksa gidiş dönüş bileti mi diye soruyor. Müşteri ise tek yönlü bilet diyor. Daha sonra çağrı merkezindeki kişi o gün saat 8'de uçuş olduğunu söylüyor ve müşteri ise benim için uygundur dedikten sonra müşteri temsilcisi ismini ve soy ismini istiyor. Verilmeyen bilgi A şıkkındaki arrival time yani varış saatidir. B şıkkındaki departure time kalkış saatidir. O gün saat 8'de kalkacağı için bunun cevabı vardır. The date tarihtir. Nisan'ın 3'ü tarihidir. Time saat ise saat 8 olarak verilmiştir. Doğru cevap bu yüzden A şıkkıdır. 14. soru geliyor. Doğru cevap 5 şıkkıdır. Cindy ve Fiona konuşuyor. Kitap fuarının önünde saat 3'te buluşalım mı? Fiona bir şey söyledikten sonra kötü hat diyor. Cindy elbette diyor. Saat 3'te kitap fuarının önünde buluşalım mı? Söylediği şeyi tekrar ediyor. Demek ki Fiona ondan tekrar etmesini istiyor. Bu yüzden 5 şıkkındaki Can you please repeat that? Tekrar edebilir misin lütfen cümlesi doğrudur. 15. soru geliyor. Doğru cevap B şıkkıdır. Kobe ve John konuşuyor. Mary ile konuşabilir miyim lütfen? John ise bekle lütfen diyor. Toby ise teşekkür ederim diyor. Doğru olan ifade B şıkkındaki I'll put you through ifadesidir. Seni bağlıyorum. 16. soru geliyor. Doğru cevap C şıkkıdır. Elvin ve Eric konuşuyor. Elvin bir şeyler sorduktan sonra Eric korkarım ki o şu an meşgul. Mesaj bırakmak ister misin diyor. Elvin ise hayır teşekkür ederim ben tekrar arayacağım diyor. Elvin'in sorduğu soru Can you put me through Mr. Brown? Beni Mr. Brown'a bağlar mısın lütfen? 17. soru geliyor. Doğru cevap D şıkkı. Arda ve temsilci konuşuyor. Arda ben bir uçak bileti satın almak istiyorum diyor. Temsilcideki kişi ise ben sana yardım edeceğim dedikten sonra bir şey soruyor. Arda ise İstanbul'dan New York'a diye cevap veriyor. Daha sonra temsilci sizin biletiniz ayrıldı diyor. Arda da teşekkür ediyor. Temsilci kişinin Arda'ya sorduğu soru what's your destination? Senin varış noktan neresidir sorusudur. 18. soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Jake ve Mike konuşuyor. Jack, merhaba, ben Jack. Jolie ile konuşabilir miyim lütfen? Mike ise üzgünüm, o şu an duşta diyor. Jack bir şey sorduktan sonra Mike ise elbette ona mesajını iletirim diyor. Hoşlar gelecek olan ifade C şıkkındaki Could you tell him to call me? Beni aramasını söyler misin? ifadesidir. 19. soru geliyor. Doğru cevap C şıkkı. Colin ve Colt konuşuyor. Müdürle konuşabilir miyim lütfen? Colt ise üzgünüm dedikten sonra bir şey söylüyor. Mesaj bırakmak ister misiniz diyor. Colin ise hayır teşekkür ederim. Ben daha sonra arayacağım diyor. Boşta gelecek olan uygun ifade C şıkkındaki He is not available at the moment. Şu an müsait değil. Ardından mesaj bırakmak ister misiniz diye soruyor. 20. ve son soru geliyor. Soruları bitirdikten sonra yorumlar kısmına kaç tane doğrunuz olduğunu yazmayı unutmayın lütfen. Doğru cevap D şıkkı. Which one is true? Hangisi doğrudur? Tabloya bakıp doğru olan şıkkı bulmamız isteniyor. A şıkkı doğru değildir. Neden? Çünkü Hall doesn't like talking on the phone. Telefonda konuşmayı sevmez diyor. Ama telefonda yeşil tik işareti var. B şıkkında Philips hates talking on the phone. Philips telefonda konuşmaktan nefret ediyor diyor. Ama tam tersi yeşil tik işareti var. Martin prefers sending a message. Martin mesaj göndermeyi tercih ediyor diyor ama mesaj göndermede çarpı işareti var. Bu yüzden doğru olan şık D şıkkıdır. Daha fazla soru çözmek istiyorsanız Jasmine Akademi'de bu üniteyle ilgili olan denemeleri çözebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.